Foliküler kanserlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii foliküler karsinom papiller karsinoma göre daha nadir görülen oran olarak bir kanser tipi. Hani lenf bezlerine daha az yayılma potansiyeli nedeniyle radyoaktif iyot durumuna göre gerekmeyebilecek bir şey. Çünkü multifokal olmuyor. Yani birden çok odakta birden olmuyor. Ama bazı hastalarda hem foliküler karsinom hem papiller karsinom bir arada olabiliyor. Örneğin işte sağ lobdaki bir nodül papillerdir ve sol lobdaki folikülerdir. Böyle olunca tabii bunu papiller gibi yaklaşmak lazım. Yani papiller işin içinde olduğu için. Ama tek başına olduğu zaman tek büyük bir nodül foliküler adenom olabilir. Tabii bu foliküler adenom olunca sadece olduğu taraf da çıkarılabilir belki. Yani bilmiyorum, bunu size sormak Ben lazım. orada isterseniz hemen bir giriş yapayım. Foliküler neoplazi dediğimiz, foliküler neoplazi, çünkü iğne biyopsisinde kanser tanısı koymak mümkün değil foliküler durumlarda. Ancak atipi olursa alınan materyalde, iğne biyopsisinde, o zaman direkt kanser gibi davranabiliriz. Ama genel olarak foliküler neoplazi adı altında geldiğinde bunların yaklaşık %80'i selim, yani kanser çıkmayacaktır. %20'si kanser çıkacaktır. O nedenle burada çok spesifik bir cerrahi davranış var. Eğer bize patoloji, iğne biyopsisi siz bize gönderdiğinizde foliküler neoplazi olarak gelmişse, biz bunlara tiroidin o tarafını çıkartacak şekilde lobektomi adını verdiğimiz bir cerrahi işlem yapıyoruz. Buradaki amacımız, zaten bunların çoğu selim, kanser olmayan foliküler neoplazi adenomlar olduğu için başka bir işlem yapmaya gerek kalmayacaktır. Ama eğer kanser çıkarsa, o zaman tiroidin diğer tarafını da almak lazım. Sağ tarafta, sol tarafta sağını da almak lazım. Peki neden böyle bir davranış içindeyiz? Bunun tek bir nedeni var. Foliküler kanseri başka türlü tanımanın yolu yok. Dokunun tamamını çıkartıp, dokunun içerisinde patologlar damar ve kılıf, nodülün kılıfının, kapsül diyoruz buna, kapsülün içerisine tümör hücreleri girmiş mi girmemiş mi görmeleri lazım. Eğer girmişse bu bir foliküler kanserdir. Girmemişse foliküler neoplazinin selim tarafı foliküler adenom mesailedir. Bu defa işlem bitmiştir, başka bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Kanser çıkarsa ikinci işlemde diğerini almak gerekir. Zaten foliküler kanserler lenf bezlerine çok çok az metastaz yaparlar, atlarlar. Onlarda standart lenf bezi diseksiyonlarına gerek kalmaz. Papillerle foliküler arasında böyle bir fark var. Hem başlangıçtan itibaren tanı yöntemiyle hem de ameliyatıyla ilgili bazı farklılıklar var. Ama her ikisinde total tiroidektomi kanserlerde, yani bütün tiroid bezinin çıkartılması kuraldır.